Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle prenseslerimiz için güzel bir saç bandı öreceğiz. Saç bandımızı alt yeminini pembe olarak ördüm. Üzerine beyaz çiçeğim ve yeşil yapraklarımla bir e, güzellik katmak istedim. Yapımı çok çok kolay şöyle e, tutarak göstermek istiyorum. Bakınız hemen yapabileceğiniz 15 dakika kalmadan yapabileceğiniz güzel bir çalışma. Evet bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Dilediğiniz yaş grubu için ayarlayabilirsiniz. Biz küçük 0-6 aylık 8 aylık bebeklerimiz için çalıştık bu çalışmamızı. Genç yetişkin çocuklarımız için olabilir. Kendimiz için olabilir. Okul yaşındaki çocuklarımız için aynı çalışmayı yapabilirsiniz. Birazcık daha bu trabzanları devam ettirerek. Evet bandımızın yapımına geçelim ama öncesinde kanalıma abone değilseniz tamam ücretsiz olarak abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet şimdi kolay gelsin diyelim işiniz gücünüz rast gelsin inşallah hemen başlayalım kolay gelsin. Bacıklı bandana ördüğüm için zincirimi çekmeye başlıyorum bir tane düğümümü attım. Buradaki zincir sayısı öreceğimiz çocuğumuzun ya da genç kızımızın ya da kendimizin baş ölçüsüne uygun olan bir zincir ölçüsü olmalı. Ben küçük bebeğimizi ördüğüm için çok fazla uzatmayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 yeterli daha büyükleri örecekler biraz daha 30 zincir ya da 35 zincir çekebilirler 20 zincir çektikten sonra üzerine 4 ilave ediyorum 1 2 3 4 ve geriye girerek batıyorum Bakın 1 2 3 4 5. .ye batıyorum burada bir tane yuva yaptım 1 2 3 tane zincirimi çekip buradaki yuvamı şöyle tersine çeviriyorum zincirimizden hemen sonra çevirdim tığımın başını bir defa doluyorum yapmış olduğum şuradaki 4 zincirlik yuvanın içerisine giriyorum bir dolayı bir örüyorum bir kere girdim bir defa ördüm İkinci kez kapatmadım tığımda bakınız bir zincirim bir de trabzanımın bir tanesi örülmüş bir şekilde ilmeği bekliyor yine aynı şekilde doluyorum giriyorum bir katını örüyorum 3 oldu. Doluyorum. Bir defa örüyorum. Diğerini ilmeğimde bekletiyorum. Zincirimizle birlikte 4 oldu. Yine aynı şekilde 5. ördüm. 6. ördüm. 6 defa bu işlemimi yaptım. Bundan sonrasında bakın bir tane zincirimiz, 5 tanesi trabzan. Birer birer örüyorum. Önce en sondakini, yanındakini, takip eden hepsini birer birer örüyorum. En son zincirimi çektiğim bölümümü de ördüm. Ve bu noktada yeniden 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Zincirim tam olduktan sonra çeviriyorum. Bakın 3 zincirim çevirdikten sonra şuradaki zincirle başladığımız bölümün hemen yanı başına geliyorum. Yukarıya doğru zincir, aşağı doğru zincir. Yine tığımın başını bir defa doluyorum. Buradan giriyorum. Bir defasını örüp bekletiyorum. 2, 6 defa yine aynı işlemi yapıyorum. Zincirimde dahil. Bir katını örüyorum. Diğerlerini tığımda bekletiyorum. 5 Beş oldu. Ve şimdi... Toplamda zincir sayımla 6. Ve geri geliyorum birer birer. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. Kapadıktan sonra 1, 2, 3 zinciri hemen yukarıya doğru çekiyorum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. Zincirin altına girerek bir defa örüyorum. Bekletiyorum. 2, 3. 3 4 tabi zincirimle 5 oldu 6 ve sonu örüyorum birer birer geliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yeniden 1 2 3 zincir çeviriyorum bakın ne kadar da zevkli hemen girerek trabzanlarımın bir katını örüyorum İkinci kez ise örmemizi geri çevirerek örüyoruz. 5 oldu. 6. ve sonu örüyorum. Birer birer geliyorum ve bu şekilde istediğimiz baş ölçüsüne uygun olana kadar örmeye devam edelim. Yeniden 3 zinciri bu yönde çektim. Çeviriyorum ve giriyorum. Evet biraz bu şekilde örerek büyütelim. istediğimiz ölçüye ulaşana kadar sizlerde ben de büyüteyim daha sonra yeniden birlikte olalım şuradan katımın birisini yarımladım hemen katlarımızı tam almaya gayret ediyorum şuradaki ilmeğimden kaynaklı problemimi de çözdükten sonra devam ediyorum bakın bu şekilde ilerleyelim yaş grubuma uygun oldu. 0-1 yaş arası kullanabilir. Şimdi en son ördüğüm yerden zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Şuradaki bakınız şu bölümümüz vardı. Ördüğümüz ve diğerinin bittiği orta bölümüme gelerek batıyorum 10 tane zincirim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Eliniz e, sıkıysa 12 tane yapabilirsiniz. Şöyle orta boşluk tam orta boşluğa şöyle giriyorum ve örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Orta boşluğa şu kısmı giriyorum. Ve onlar zincir çekerek ilerliyorum. 6 7 8 9 ve 10 tam orta boşluğa giriyorum. Bakın şöyle kapatıyorum. 10 zincirlerimizi örerek geldim. Şimdi dönüş noktasındayız. Bakın başlangıcı yaptığımız yerdeyim. Yine 10 zincirimi çektim. Yalnız burası dönüş olacağı için burada birazcık daha zincire fazla ihtiyacımız olacak. Onun için 3 tane daha ekliyorum. 11. 12 ve 13 ve burada şu görmüş olduğunuz ilk yere batıyorum bir tane sık iğne ile tekrar burada zincirimizi şöyle atlamamak için diğer kısma da bakın zincirimiz arada kalacak şekilde batıyorum ve bir tane sık iğnemi ördükten sonra yine 13 zinciri bu dönüşte çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ve buradan yine aynı şekilde tam orta olan yere batıyorum ve buradan sonrasında onar onar çekelim 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yine aynı şekilde örmekteyim şöyle bakın onar onar zincirimizde devam edelim bitişimize kadar geldim gayet güzel oldu Bakınız ne kadar şık bitişimizin olduğu yerde yine şuraya kaç tane zincir çektiyseniz o kadar zincir çekmeniz yeterli olacaktır 2 3 4 5 20 zincir çekmiştim 20 zincirimi çekiyorum zincirimi çektim ve ipimi buradan kesiyorum ve saç bandımız bu şekilde kullanmaya Hazır olmak üzere üzerine bir tane de minik e, gül çalışalım. Minik gülümüzü de aynı bu işlemimizin tekrarıyla yapalım. Ama altı tane e, trabzan doldurmayalım. Dörder trabzan doldurarak örelim ve işlemimizi şu zincirsiz olarak yapalım. Sizlerle birlikte başlayalım. Gülümüzü beyaz ipimle yapıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve beş beş tane zincirimi çektim birinci zincir içerisine giriyorum ve şöyle bir tane halka yapıyorum ve 3 tane zincir 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra yuvamın yönünü şöyle çeviriyorum ve tığımın başını dolayarak giriyorum yuvamızın içerisine şöyle içini görelim bir katını trabzanımın örüyorum tabka modelimizin içinde yapmış olduğumuz gibi zincirimle birlikte 2 iki oldu. ikinciyi örüyorum. Zincirimle 3 ve 4.'cüyü örelim. 4 defa ördüm. Birer birer gir geliyorum. 1 2 3 4. Döndürmeden 3 zincir çekiyorum ve yönümü çeviriyorum buradaki zincire yine tığımın başına bir defa doladım. Şu ipimizi madem altına gizleyelim. Bir kat aldım. 2 oldu. 3 ve 4. Birer birer geliyorum. 1, 2, 3, 4. 3 zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Zincirimin altından 2, 3 zincirimi saydığım için 3 ve 4. Birer birer örerek geliyorum. 1 2 3 çeviriyorum. Yine 1 2 ve 3 zincirimle 4 tabii ki. Birer birer geri geliyorum. Ve bu şekilde biraz büyütelim. Bu kadar yeterli. Şimdi en son ördükten Ördüğüm bölüme bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve buraya dikmeye yetecek kadar ipimi şöyle uzun kesiyorum ve iğnemi takıyorum. İğnemi taktım ve şu şekilde gül formu vererek dikmeye başlıyorum. Önce şöyle dikişimi şuraya atıp iç kısmını oluşturuyorum. Sonrasında kıvrımlar yaparak bir taraftan da alttan dikişlerimi atarak beyaz gülümü oluşturuyorum. Küçük bir gül oldu. Şöyle güzelce dikelim. Şimdi gülümüzü bu şekilde diktim. Arkadan bakınız şöyle bastırdım arkadaki dikişlerimi daha çok yaptım önce öne gül formunu verdikten sonra arkayı sabitledim yani sıkıştırdım şimdi minik bir de yeşil yaprak çalışmak istiyorum zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektikten sonra altıncıya gelerek batıyorum bir tane sık iğne yine bir sonrakine bir sık iğne batıyorum Başını doluyorum. Bir sonraki takip eden yere batıp tek seferde çekiyorum. Yine yanındakini tek seferde çekiyorum. Bir sonrakini başını doladım. İkili trabzan örüyorum. Tekrar bir sonrakini bir doladım. Üç defa da çekiyorum. İkili trabzan örmüştüm diyeğini bir, iki, üç. Bakın şu şekilde. İki sık iğne. iki defa başını doladım. 2 iki tane ikili trabzan bir defa bir dolayı 3 çektim en başlangıç noktamda şimdi bu noktada tekrar başını doluyorum aynı yere giriyorum 1 2 3 yeniden 1 2 3 bir daha 1 2 3 dönüşümüzü yapıyoruz bakınız bir dolayı 3 defa da aldığımız trabzanlarımız ördük 2 sık iğne 2 başını doladım 2 trabzan 1 2 3 4 tane 1 e, dolayı 5 3 e, defa da çektiğim trabzanımı ördüm şimdi bir sonrakine geçip yine ikili trabzanımı örüyorum 1 yanındakine giriyorum ikili trabzanımı örüyorum ve başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum sık iğnemi yapıyorum. En son noktaya bir tane zincir çekip yine aynı noktaya batıp sık iğnemi yapıyorum. Bir zincirimi çekip düğümümü de attıktan sonra yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane daha bu yaprağımızdan çalışalım. Ve şöyle günümüzün gülümüzün altına dikelim aynı yapraktan bir tane bakın iğnem halen beyaz renkli ipimde bir yaprak daha çalıştıktan sonra dikelim iplerimizi de şöyle arkasına alarak gizleyelim ikinci bir yaprak daha ördüm şöyle dilediğiniz yere şöyle bırakıp dilediğiniz şekilde üzerine de gülümüzü bırakalım ve alttan üçünü birlikte dikelim ipimi şöyle rahatlatıyorum. Şuradan yanlışlıkla aldım. Hemen burayı takıp tekrar devam ettiriyorum. İpimi tekrar iğnemi geçirdim. Ve dikişime başlıyorum. Düzgün muntazam olacak şekilde dikelim hem yapraklarımızı hem de gülümüzü güzelce sabitledim şöyle arkadan da gülümün ipi olduğu için zaten gül konusunda sıkıntımız yok yine de birkaç tane ilmeğimizi alalım Evet düğümü atıyorum Evet sevgili arkadaşlar bu güzel çalışmamızı örerek tamamladım. Çiçeğimi ve yaprağımı da diktikten sonra bandım kullanılmaya hazır. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.